Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi burada önceki videolarda başladığımız, daha doğrusu 3 video önce hatta başladığımız Launch Coin'i değerlendirme haber üzerinden devam edeceğiz. Hem uzun vadedeki fiyat hedeflerinden hem de genel değerlendirmesinden söz ediyoruz. Topluluk çatışması diyor. Shiba Inu topluluğunun aksine Launch topluluğu sürekli olarak çatışma içindedir. Bunun blok zincirinin kendisi üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Launch ayrıca işi tamamlamak için ortalıkta dolaşan veya kalmayan birkaç geliştiriciye de bağımlıdır. Riskler diğer tokenlardan nispeten daha yüksek. Buradaki kısım şöyle. Mesela Shiba topluluğunun aksine diyor. Şu şöyle doğru. Her coin'in topluluğunda her zaman çatlak ses vardır. Her zaman. Örneğin Shiba topluluğunda yok mu? Çok. İşte neden Shibarium'u getirmiyorsun? Niye şöyle, niye böyle? Çatışmalar Terra Classic üzerinde var. Çünkü çok fazla öneri ve bakış var. Şimdi Shiba Inu'nun özelinde geleceğe dair çatışılacak bir şey yok. Çünkü süreç belli yani. Neyin ne olacağı belli. Ortada sürekli çıkan bir öneri, sürekli bir teklif, şöyle mi yapalım, böyle mi, çözülmesi gereken bir problem falan yok ki ortada. Hiçbir projede hemen hemen yok. O yüzden Terra Classic'in diğerlerinden farklı olduğu nokta burası zaten. Luna Classic fiyat tahmini 2023, 25 ve 30 diyor. Launch fiyat tahmini diyor. Tahminleri çeşitli analiz görüşlerinin bir işlevidir. Bu tahminler belirli varsayımlara dayanmaktadır. Luna Classic'in son performansı. Bu arada şunu kesinlikle söyleyebilirim. Mesela 2023 için bir performans beklentisi, 2024 geneli. Aynı hadi 2025'e kadar belki bu kayışı uzatabiliriz. Kısmen 2023 ve 24 için şey yapabiliriz. Nedir o? Tahminlerde bulunabiliriz. Ama 2025'ten sonrası tamamen sallamasyona girer. Başka hiçbir şeyle destekleyemezsiniz. Onu baştan söyleyeyim. Luna Classic'in son performansı. Luna Classic'in son performansından kasıt aylar içerisinde ise çok düşüktü. Ama son 1-2 hafta içerisinde bunun telafi edilebileceği ve ilerleyen aylarda da telafi edilebileceği, edilme niyetinde de olunduğunu anladık. Zincir üstündeki yakma vergisi yoluyla yakılması muhtemel coinler diyor. Bu düşüktür. Şu an %0,2'den %0,5'e çıkarıldı. 1,5'a çıkarma yani en sonkinin başlangıç 0,2'nin 3 katına devamında toplam 7,5 katına çıkarma teklifinde tabi bulunuldu. Kabul edilmedi. Kabul edilse de edilmese de az yakılacak. İkisi de bir işe yaramaz yani. Ha Binance'ın yakımlarından biz konuşacaksak bak. Binance'ın yakımları tabi vadeliler geçtikten sonra vadelileri kaldırdıktan sonra arttı. Birinde de zaten bununla karşılaşacağız. Makroekonomik koşulların iyileştirilmesi, yani piyasanın yükselmesi, planların yürütülmesi değil, FOMO etkisinin oluşturulması, Temmuz'a bakarız. Ortaklıklar önümüzdeki 3-6 ay boyunca fiyat artışına daha fazla katkıda bulunacaktır. Kısmen doğrudur. Makroekonomi tablosunun 2023'ün ikinci yarısında iyileşmesi muhtemeldir. Ve topluluk şu anda sürmekte olan tartışmaların çoğunu uygulamaya başlayabilir. Şöyle makroekonomi tablosu zaten şu anda Fed biliyorsunuz faizleri sabit bıraktı. 24 bin denemesinden sonra BTC'de şöyle sağlam bir kalkış bekliyoruz. Önceki videolarda bunun üzerine zaten konuşmuştuk. Bu süreçten kaynaklı doğru. İkinci yarıda Lunge'da büyük bir yükseliş gerçekleşebileceği gibi aynı zamanda Temmuz dahil yine bu ikinci yarıda çok fazla 1 dolara sabitleme teklifinden tutun. Ne bileyim işte yeni yakım mekanizmasına kadar ve yükseltmeye kadar pek çok katalizör var. Yani buraya kadarki kısım doğru. Bunların her ikisi de launch fiyatlarını 2023'te önemli ölçüde yükseltebilir. Katılıyorum. 2025'te hem coin dinamiklerinde hem de makroekonomide önemli iyileşme bekliyoruz. Bu Luna Classic'in fiyatını önemli ölçüde artırmalıdır. Ancak düzenleyici ters rüzgarlar fiyat artışını kontrol altında tutabilir. Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz ya. 2025'te her şey normal giderse ben de yükseliş hareketini sürdürebileceğini düşünüyorum. Ama hiçbir zaman burada biz bir kesinlikten bahsedemeyiz asla.
yarın öbür gün ne olacağını bilemezsiniz. Bugün poligonun başına bu gelenlere bakın mesela, örneğin yani bunlar tahmin edilebilir şeyler miydi? Ben nereden bileyim Sec'in mesela poligona bu şekilde hareketler yapacağını ve bugün bunların olacağını. O yüzden bakın diyorum ki işlerin normali dahilinde ben de 2025'te Lunge'un yükselmesini beklerim. Ama bu şu an için ne ölçüde olacak, olacak mı konusu tam bir kesinlik barındırmaz. O yüzden söylüyorum Lunge'u daha yakın vadeli düşüneceksiniz ki riskten uzak bir şekilde daha iyi hareketlerle olayın içinden çıkabilirsiniz. 2025-30'un blok zincirleri için altın çağı olacağını ve aynı zamanda döngüsel ekonomik rüzgarlarla karşı karşıya kalacağını öngörüyoruz. Lunge de 2030 yılına kadar önemli ölçüde yükselebilir. Bak, başlıca riskler diyor, ciddi ekonomik kriz. Ya bak, şunu anlamıyorlar. Bakın şurada yanlış kalıyorlar bu haber yazılması hususunda. Zaten 2025-30 arasında doğrudur. İşte Bitcoin'de 1 milyon dolarların falan konuşulduğu, ki çok daha ilerisinin görüleceğini düşünüyorum. Altın çağı, evet. Blockchain üzerinde tabii bir altın çağı yaşayacağız. Bu da doğru. Şu andan itibaren bunun için zemin hazırlanmaya başlandı. Bu da doğru. Fakat bu süre zarfı zaten mevcut kripto paraların var olanlar için bir avantaj değil, aksine bir dezavantaj. Bu şu anki devletler blockchain'leri kabul edip kripto paralar üzerinde kabullere ve regülasyonlara sık bir şekilde giderken bir şeyi sürekli yapıyorlar. Token çıkarmanın, bakın, token çıkarmanın zorluğunu arttırıyorlar. Barınmanın zorluğunu arttırıyorlar. Halihazırda altın çağı dediğiniz noktada USDC, yani Terra Classic'in böyle demirbaşı gibi görülen şey evrensel olarak yasaklandı. Şimdi ben size sorarım, blockchain mekanizması bu kadar çok kullanılırken, bir tane kurumsal Ethereum dururken Terra Classic ağını kullanır mı? Bir tanesi bile kullanmaz. Tamam mı? Bu zaten sıkıntı. Yani şunu söylüyorum, uzun vadede asıl olay spekülasyondan gerçek kullanımlara kayacak. Bu da gerçekten kullanılmayan kripto paraları öldürecek. Lunge da uzun vadede tam olarak bunlardan bir tanesidir. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden doğru bir şey söylüyorsunuz. Fakat olaya yanlış bir noktadan yaklaşıyorsunuz ve yanlış bir sonuca varıyorsunuz. İlerleyen videolarda da değerlendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.